Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. Özellikle yaşanan bu gelişmeler, son dönemdeki koronavirüs salgını ve sonrasında ortaya çıkan tablo savunma sanayini nasıl değiştirecek, nasıl geliştirecek, buna dair detayları konuşacağız programımızın bu bölümünde. Türkiye'nin bu alandaki önde gelen işletmelerinden bir tanesi STM'nin Genel Müdürü Murat İkinci Ankara'da bizleri bekliyor. Murat Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Açıl Bey. Şimdi öncelikle tabii bu dönem oldukça zorlu bir dönem ve beraberinde birçok soruyu da getiriyor. Savunma sanayi özellikle bu ortamda nasıl etkileniyor diye sormak isterim. Tabii ki ne alakası olabilir diyenler çıkacaktır. Lakin biz bir yandan geleceğin şoklarını konuşurken bunun içerisine biyo güvenliği de katarak savunma sanayini sadece silah olarak değil veya savunma gereçleri olarak değil, aynı zamanda biyomedikal anlamda da kendimizi savunabileceğimiz gereçler olarak algılıyoruz. Bilmiyorum, doğru mu? Evet, kesinlikle doğru Açıl Bey. Aslında müsaadenizle biraz STM'yi anlatarak başlamak istiyorum. Sonra özellikle bu bahsettiğiniz konuya değinmek isterim. STM 1991 yılında Savunma Sanayi İcra Kurulu'nun kararıyla kurulmuş. Ülkemizde savunma sanayinin gelişmesi için teknoloji transferi, teknoloji geliştirilmesi, mühendislik birikiminin oluşturulması gayesiyle oluşturulmuş bir kurum. Kurulduğu günden bugüne özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin savunma sanayine katkılarının artırılması için çok ciddi çalışmalar yaptı. Geldiğimiz nokta itibariyle savunma sanayinin yerlik oranının yüksek oranlara ulaştırılmasında STM olarak bizlerin de çok büyük faydası olduğunu düşünüyoruz. Savunma Sanayi Başkanlığımızın öncülüğünde STM halen faaliyet alanlarına 3 ana stratejik bölümde devam etmekte. Bunlardan en önemlisi denizüstü ve denizaltı platformların inşası, modernizasyonu ve mühendislik tasarımlarının yapılması. Bu anlamda bakmış olduğumuz zaman Milgen projesi, şu anda gündemde olan İ sınıfı fırkateyn projesi, test eğitim gemisi, yine deniz altında Türk Silahlı Kuvvetleri, deniz kuvvetlerimiz için modernize ettiğimiz Ay sınıfı denizaltılarımız, şu anda halen çalışmakta olduğumuz Preveze sınıfı denizaltılarımız ve özellikle yeni tip denizaltı projesinde STM'nin büyük katkıları var. İkinci stratejik alanımız ise kamuoyunda daha çok kamikaze dronlar olarak bilinen, üzerinde patlayıcı taşıyabilen ve üzerindeki yapay zeka ve özellikle görüntü işleme kabiliyetiyle sizi tehdit eden hedefleri etkisiz hale getirebilecek kabiliyete sahip otonom platformlar, bizim otonom sistemler grubu altında çalıştığımız konulardan. Üçüncü konumuz ise siber güvenlik, büyük veri ve özellikle yapay zeka uygulamalarının bir arada sunulduğu, kamunun stratejik kurumlarına siber güvenlik anlamında destek verdiğimiz siber güvenlik grubumuz var. Bu anlamda baktığınız zaman STM özellikle dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasında 85. sırada bugün itibariyle ülkemizi başarıyla temsil ediyor. Bu listenin içerisinde ülkemizden 5 ayrı kurumun yer alıyor olması aslında savunma sanayimizin gelmiş olduğu nokta itibariyle bizler açısından çok sevindirici, ama bundan sonra da çok yolumuz, gidecek yolumuz olduğunu biliyoruz. Sorunuza dönecek olursam, Covid pandemisi bu süreçte savunma sanayini nasıl ilgilendiriyor sorusunun cevabına şu şekilde cevap vermek mümkün. Covid aslında savunma sanayinin sadece fiziksel güvenliği sağlamaktan ibaret olmadığını gösteren en önemli faktörlerden bir tanesi. Covid salgını gündeme geldikten sonra sadece ve sadece sağlık alanında bir sorun olarak ülkemizi tehdit etmedi. Bütün dünyada olduğu gibi bu pandemi aslında hem sosyolojik anlamda, hem kültürel anlamda, hem de ekonomik anlamda dünyanın genelini tehdit eden bir noktaya ulaştı. Bu anlamda baktığınızda savunma sanayini sadece fiziki güvenliği sağlayan bir sektör olarak görmektense bunu insan odaklı olarak özellikle sağlık, ulaştırma, gıda, eğitim gibi alanlara genişleterek daha geniş bir sağlık, daha geniş bir savunma konseptinden bahsetmemizi mecburi hale getirdi. Savunma alanındaki en önemli faaliyetlerden bir tanesi de biyolojik ajanlar karşısında savunma sektörümüzün etkin olarak çözüm oluşturulmasını sağlamaktı. Bu kapsamda baktığımız zaman savunma sektörü dünyada olduğu gibi özellikle biyo ajanların tespit edilmesi, bu ajanların etkisiz hale getirilmesi, enfeksiyon durumunda da hızlı bir şekilde hastaların iyileştirilmesi için gerekli müdahaleleri yapmak üzere organize oluyordu.
Ancak bu yapı gündemimizde en ön sıralarda gelen hususlardan bir tanesi değildi. Ancak dünyanın genelini tehdit eden COVID-19 faktörü aslında savunma sektörünün temelinde de bundan sonraki aşamalarda biyogüvenliği, belki ülke güvenliğinin, toplum güvenliğinin en önemli hususlarından bir tanesi olarak gündemine taşıyacak. Çünkü şu açık, toplumumuzun refahının ve huzurunun sağlanması için sadece fiziki güvenlik önlemlerini almak, bunlarla ilgili çalışmaları yapmak bundan sonraki aşamalarda yeterli olmayacak. Bunlar için özellikle insanı merkeze alan bir yapıyla savunma sanayinin diğer sektörlerimizle ilişkili olarak ülkemizin mevcut mühendislik gücünü ve teknoloji gücünü ve bu noktada toplumumuzun refahını ve huzurunu devam ettirme konusunda kullanması ve çözümler oluşturulması kaçınılmaz bir gerçek olarak önümüzde duruyor. Peki Murat Bey, özellikle tabii savunma sanayinin bu sürecini değerlendirmek üzere bir de zirve gerçekleştirilecek zannediyorum. Bu zirvede ön plana çıkartacağınız unsurlar, çıkacak unsurlar neler olacak? Şöyle bahsedebilirim. Aslında zirveye geçmeden önce STM neden böyle bir alanda faaliyet gösteriyor? Bunu açıklamakta fayda var. STM Tintek bizim Türkiye'de kurmuş olduğumuz teknoloji odaklı ilk düşünce merkezi. Ülkemizde birçok düşünce think tank kuruluşları var, düşünce merkezi kuruluşları var. Ancak mühendisliği temeli alan, matematiksel ve mühendissel analizleri yaparak sorunlara çözüm oluşturmaya çalışan, numerik analizler, sayısal analizlerle problemleri tanımlamaya ve kapsamını tanımlamaya çalışan bir think tank kuruluşumuz yok. Bu eksikliği gördükten sonra yaklaşık 4 yıl önce ThinkTech STM çatısı altında faaliyet göstermeye başladı. Başladığı günden bugüne kadar özellikle bu tür beklenmeyen durumlarda ülkemizin stratejik kurumlarının hareket kabiliyetini artırabilmek, bu konuda çözüm doğrultusunda yol haritaları oluşturabilmek, dünyadaki mevcut uygulamaları analiz ederek bunları Türkiye'nin realitesiyle birleştirip çözüm oluşturma noktasında çok ciddi katkıları oldu. 100'ün üzerinde yayına destek verdik. Yayın yapıldı ThinkTech tarafından. Yine 4 tane büyük panelimiz gerçekleştirildi. Daha çok ülke güvenliğini ve bundan sonra Türkiye'yi bekleyen tehditlerin analiz edilmesiyle ilgili panellerdi bunlar. Bunların bir yenisini de insanların fiziksel olarak bir araya gelmesinin güç olduğu bu günlerde online olarak web üzerinden savunma sanayinin, özellikle savunma sanayi başkanımızın ve birçok katılımcının katılmasıyla beraber 20 Mayıs saat 14 ve 16.30 saatleri arasında düzenleyeceğiz. Katılımcılarımız arasında savunma sanayi başkanımız Sayın Profesör Doktor İsmail Demir, Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu ve Genel Müdürü Profesör Doktor Haluk Görgün, yine TUSAŞ TAİ Genel Müdürümüz Profesör Doktor Temel Kotil, SETA Araştırma Vakfı'nda direktörümüz Sayın Murat Yeşiltaş ve ben panelist olarak katılım sağlayacağız. Bu panelde COVID süresinde ve COVID sonrasında dünyada ve ülkemizde savunma sektörünü etkileyen faktörler ve bundan sonraki savunma sektöründe yapılacak atılımlarla ilgili detaylı bir tartışma ortamı oluşturulacak. Buradaki gayemiz aslında sektörün en yetkili, en birikimli insanlarını bir araya getirerek bundan sonraki süreçte savunma sanayimize yeni ortaya çıkan, özellikle biyo güvenlik anlamında ortaya çıkan faktörle nasıl başa çıkacağını net olarak tartışabilmek ve bundan sonraki aşamalarda savunma sektörüne yön verecek en azından tartışma ortamını oluşturabilmek. Bu kapsamda baktığımızda ThinkTech ülkemizin en büyük ihtiyaçlarından bir tanesini yerine getiren bir kuruluş olarak ortaya çıkıyor. Şu anda bu STM çatısı altında yapmış olduğumuz faaliyeti Türkiye'nin geneline yaygınlaştırmak üzere online web üzerinden sunmakla sanıyorum iyi bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Peki şimdi STM bünyesindeki projelerinizden bir parça bahsetmek isterim. Bunlardan bir tanesi çok uzun yıllardır devam eden ve ne zaman sonuç üreteceği konusunda da çok tartışma olan projelerden bir tanesiydi. MİLGEM projesi. Şu an itibariyle Milli Gemi'de durum nedir diye size bir sormak isterim. MİLGEM projesi Deniz Kuvvetlerimizin ve Savunma Sanayi Başkanlığımızın inisiyatifiyle ortaya çıkartılmış bir proje. Bu projede STM çok ciddi görevleri yerine getirdi. Projemizin ilk 4 gemisi silahlı kuvvetlerimize, deniz kuvvetlerimize başarıyla teslim edildi ve şu anda silahlı kuvvetlerimizde hizmet etmekte. MİLGEM ilk olarak 8 gemi olarak planlanmıştı.
Ancak mevcut korvet programı 4. gemiden sonra büyütülerek İ sınıfı fırkateyne çevrildi ve şu anda İ sınıfı fırkateynin ilki İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda STM ana yükleniciliği altında devam etmekte. İnşallah bu yılın sonuna doğru İ sınıfı fırkateynimizin denize indirilmesini planlıyoruz. Bundan sonraki aşamada bir sonraki 3 gemimizin de yine İ sınıfı fırkateyn gibi 115 metre uzunluğunda daha büyük, üzerinde dikey atış sistemi olan bir yapıda olması planlanıyor. Burada İ sınıfındaki en önemli faktör tabii ki şu. İ sınıfı ve Milgen programı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını yerli sanayiyle karşılamak üzere ortaya çıkartılmış bir proje. Gelmiş olduğumuz nokta itibariyle 300'den fazla firmamız Milgen ve İ sınıfı fırkateyn projesine destek vermekte. Her ne kadar bu STM ana yükleniciliği altında olsa da irili ufaklı birçok savunma sanayinin bir araya gelerek böyle kompleks bir platform oluşturmuş olması Türkiye açısından çok büyük bir başarı. Aynı zamanda Milgen projesi dünya çapında da kendisini ispat etmiş bir proje. Biliyorsunuz Pakistan hükümeti için, Pakistan Deniz Kuvvetleri için de Milgem'in bir benzerini Pakistan Deniz Kuvvetleri için üretip onların da kullanımına dost ve kardeş ülke olarak sunacağız. Bu anlamda Milgen projesi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacını karşılaması hasabıyla çok önemli. Ancak aynı zamanda Türk savunma sanayinin ihracat yapan bir savunma sanayi haline gelmiş olduğunun en büyük göstergelerinden bir tanesi. Bizler daha önce STM olarak Türkiye'nin tek kalemdeki en büyük ihracatını Pakistan'a gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu aşamadan sonra bunu taşlandıran bir başarı olarak Milgen gemilerinin de dost ve kardeş ülke Pakistan'ın kullanımına sunulması Türk savunma sanayinin ihracatçı statüsüne geçmesi açısından çok önemli bir gösterge. Aynı zamanda bizim denizaltılar konusunda Türkiye'de edindiğimiz tecrübeyle kazanmış olduğumuz bir başarımız daha var. Müsaadenizle ondan da bahsetmek isterim. Pakistan Deniz Kuvvetleri'nin elinde olan Fransız yapımı Agusta Bay klası denizaltıların modernizasyonunu girdiğimiz açık ihale rekabeti sonucunda bu platformların üreticisi olan Fransız firmalara karşı kazandık. Ve şu anda ilk geminin modernizasyonu ileri bir aşamaya geldi ve denize indirildi. Bu Türk savunma sanayinin gelmiş olduğu mühendislik birikimi açısından çok önemli bir gösterge. Platformun üreticisi firma karşısında böyle bir başarının elde edilmesi tabii ki ülkemizin ve bütün savunma sanayimizin gurur kaynağı olarak önümüzde duruyor. Peki burada yeni tip denizaltı projesinde bundan sonrası için farklı planlamalar var mı diye de sormak isterim. Bundan sonraki aşamada Türkiye'nin denizaltı filosu açısından ne gibi geliştirmeler, ne gibi farklılaştırmalar yapıyorsunuz? Savunma Sanayi Başkanlığımızın öncülüğünde yeni tip denizaltı projesi şu anda başarıyla devam ediyor. Bilindiği üzere orada Alman ortaklarımızla proje gerçekleştiriliyor. Bundan sonraki aşamada Türkiye'nin savunma sanayi artık milli bir denizaltının gerçekleştirilmesi, tasarlanması ve silahlı kuvvetlerin emrine sunulması için yeterli olduğuna eriştiğini düşünüyoruz. Bu kapsamda bizlerin konsept tasarım çalışmalarımız var. Aynı zamanda denizaltı mühendisliğine katkı sağlamak amacıyla derin arayışlar adını verdiğimiz, üniversitedeki öğrencilerimizin denizaltı mühendisliğine ilgilerini artırmak üzere her sene düzenlediğimiz bir yarışmamız var. Bu yarışmaya gösterilen ilgi aslında bundan sonraki aşamalarda özellikle milli denizaltımızın gerçekleştirilmesi için gerekli olan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için gayet olumlu bir gelişme. Bundan sonraki aşamalarda bu insan kaynağının çeşitlendirilmesiyle Türkiye'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendi milli tasarımı denizaltıları kullanacağı bir sürece gireceğimizi düşünüyorum. Bu konuda deniz kuvvetlerimizin de çok büyük destekleri var. Onlar da bir çalışma başlatmış durumda. Savunma Sanayi Başkanlığımız, deniz kuvvetlerimiz ve STM'nin ve sektörün birikimiyle bundan sonraki aşamalarda artık Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emrinde %100 milli olarak tasarlanmış ve geliştirilmiş olan denizaltıların kullanılacağına ben inanıyorum. Peki bir de yine Türkiye açısından savunma sanayinin son dönemdeki en önemli gelişim bölgelerinden bir tanesiydi. Otonom araçlar, otonom drone sistemleri. Özellikle bu tarafla ilgili durum nedir diye de sormak isterim. Çünkü Türkiye'nin bulunduğu coğrafya içerisinde güvenlik kuvvetlerinin selameti açısından ihtiyaçtan da doğan ve çok da iyi sonuç veren sistemler geliştirildi. Hem İHA'larla hem SİHA'larla ve dronlar da buradaki hem görüntüleme hem de aynı zamanda silahlı müdahale açısından
en önemli unsurlardan bir tanesine dönüşmüş gibi görünüyor. Evet, aslında yapmış olduğumuz İdlib'deki operasyonda bizim silahlı kuvvetlerimizin kullanmış olduğu otonom platformlar, İHA sistemleri, SİHA sistemleri başarısını kanıtladı. Bu anlamda Türkiye'nin gelmiş olduğu nokta gerçekten çok sevindirici. Oyun değiştirici bir faktör olarak bu tip sistemlerin kendi milli teknolojimizle, yerli teknolojimizle hayata geçirilmesi ve silahlı kuvvetlerimiz tarafından kullanılması bizim açımızdan çok büyük bir gurur kaynağı. Bundan sonraki aşamalarda daha kompleks, daha akıllı sistemlerin hayata geçirilebilmesi için bu sistemlerin ihracatı da tabii ki çok önemli. Gerekli olan kaynağın geliştirme konusunda gerekli olan maddi kaynağın sağlanmasına da çok büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum. Bu anlamda bakmış olduğumuz zaman Türk savunma sanayinin ihracatının giderek arttığını görmek ve 2023 hedefi olan 10 milyar dolar seviyesine ulaştığında da dünyadaki büyük savunma sanayi ihracatçısı ülkeler arasına dahil olacağını görmek bizler açısından sevindirici. Biz buna katkı sağlamak üzere özellikle STM olarak ciromuzun %50'sine yakınını 2023 yılına kadar ihracat odaklı olarak gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Tabii ki bunda ağırlıklı olarak geniş sistemleri ve denizaltı sistemlerinin yer almasını bekliyoruz. Ancak son zamanlarda özellikle terörist aktivitelere karşı, terörist tehditlere karşı kullanılan küçük, etkili, otonom kamikaze dronlarımız Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olduğu kadar dünyadaki birçok müşterinin de ilgisini çekmekte. Bu dronlar üzerinde taşıdıkları küçük patlayıcılar sayesinde özellikle uzaktan etkisiz hale getirilmesi gereken hedeflerde çok ciddi başarılı sonuçlar oluşturabiliyor. Bunların katma değeri tabii ki şöyle. Bizim kendi unsurlarımız, kendi çocuklarımızı tehlikeye atmadan uzaktan tespit edilen hedefleri yanına gitmeden tespit ettiğimiz hedefleri angaje olarak otonom olarak o hedeflerin etkisiz hale getirilmesi sağlanıyor. Aynı zamanda dost kaybı ve istenmeyen yan etkilerden de uzaklaşılmış oluyor. Çünkü noktasal olarak bir hedefi tespit ettiğinizde görerek o hedefi etkisiz hale getirebiliyorsunuz. Bu bizim çocuklarımızı cephede herhangi bir tehdit altında, herhangi bir risk altına girmeden kendilerine angaje olan tehditleri bertaraf etme becerisini, kabiliyetini Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kazandırıyor. Şu anda silahlı kuvvetlerimiz için 350'nin üzerinde kamikaze drone'umuzu üretiyoruz ve bu sene sonuna kadar da onlara teslim etmeyi planlıyoruz. İnşallah onların bir sonraki versiyonlarını, daha etkili ve daha akıllı olan versiyonlarını çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki yıllar içerisinde de bu alanda dünyadaki pazarın giderek büyüyeceğini ve talebin giderek artacağını düşünüyoruz. Bu anlamda baktığımızda Türkiye'nin özellikle otonom sistemler, SİHA sistemleri, İHA sistemleri, uzaktan algılama ve özellikle kamikaze dronlar konusunda yapmış olduğu yatırımların ihracat gelirleriyle ekonomimize ve Türkiye'ye çok ciddi katma değer sağlayacağı düşüncesindeyim. Murat Bey çok teşekkür ediyoruz. Aktardığınız değerlendirmeler ve yorumlar için biz de böylelikle Finans Merkezi'nin bugün için sonuna gelmiş oluyoruz.